Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2023 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün her yerden bir oyuncu ekleyeceğiz. Öncelikle Beckenbauer için top açılımı yapacağız. Daha sonrasında adaylı sözleşmeden Bernardo Silva'yı alacağız. Real Madrid maçının yıldızı. Daha sonrasında da e-futbol puanıyla da Robert Pires'i alıp yükselteceğiz arkadaşlar. Hemen çok fazla uzatmadan başlayalım. E-futbol puanlarımız boşa gitmesin diye arkadaşlar, bence Robert Pires kesinlikle alınabilir. Özellikleri bence standartın bir tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Yani hem de ikon olduğunu göz önünde bulundurursak bence özellikleri de fena değil. Kesinlikle almaya değer. En azından e-futbol puanını başka nereye harcayabiliriz ki yani. O yüzden boşa gitmemesi için bu oyuncuların alınabileceğini düşünüyorum. Tabii gönül isterdi ki markete tabii ki bir Rummenigge, bir Beckham, işte ne bileyim veya Kaka veya işte Johan Cruyff gibi oyuncular eklense tabii ki çok çok daha iyi olur ama maalesef böyle çok üst düzey oyuncuları eklemiyorlar nedense arkadaşlar, bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan toplamda bir 70 top açmıştık. Rummenigge'yi bulmuştuk. Hedefimiz Rummenigge'ydi ama Beckenbauer'ı da kesinlikle kadroma katmak istiyorum arkadaşlar. Maldini ile çok iyi ikili olacaktır diye düşünüyorum. Hatta bence oyunun en iyi ikilisi olabilir diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle top açılımı yapacağım. Yani Mateus'u aman aman illa gelsin demiyorum. Çünkü ben de elimde Epic Mateus var arkadaşlar. O yüzden önceliğimiz Beckenbauer ve Maldini ile de muhteşem bir ikili olacaktır. Bence oyunun en iyi ikilisi diyebilirim stoper anlamında. Çünkü birisi hem yok edici, birisi de oyun kurucu olaraktan çok iyi olacak. İnşallah çok fazla uğraştırmadan bize bulabiliriz Beckenbauer'ı. Çünkü 2 haftadır falan bize bayağı MyClub parası harcattırıyor Konami efendi. Haydi bakalım, bismillah diyelim. Bayağı işimiz var. Hemen top açılımımıza başlayalım. Gelmedi maalesef. İlk topumuzdan. Gelmedi ilk toptan. Tamam. İleriye dedik. Kimmiş bu? Tamam. Çok önemli değil kim olduğu. Ekledik takımımıza. İlk toptan gelseydi çok iyi olurdu. Hemen ikinci 900'lük topumuzu açalım. Bastık. Bastık, geldi. Lütfen bak Beckham. Mateus. Ya önceliğimiz Beckenbauer'dı ya. Önceliğimiz Beckenbauer'dı. Mateus geldi. Olsun. Sağlık olsun. Mateus'u da takımımıza eklemiş olduk. Lothar, Mateus, Beckenbauer inşallah bizi çok fazla uğraştırmaz. Lothar, Mateus'u bulduk. Ekledik takımımıza. İnşallah çok fazla uğraştırmaz diyeceğim ama 100'den düşer mi bakalım. Bunu da açarsak toplamda 100 top açmış olacağız. 100'den fazla açtırma be. Açtırma 100'den fazla bize be. Gelmedi arkadaşlar. Şimdi haftaya da Arsenal geliyor arkadaşlar. Orada Patrick Vieira olabilir. Patrick Vieira için ben aslında MyClub parasını çektim ama Beckenbauer'ı da belki küçük bir MyClub parasına bulabilirsek çok iyi olacaktır diye düşünüyordum ama maalesef kötü gidiyoruz. Patrick Vieira gelir mi bilmiyorum, onda haftaya big time. Lütfen gel, lütfen gel. Olmadı. Yine yok arkadaşlar. Yine yok. Devam. Arsenal'in içinde mutlaka Patrick Vieira olur diye düşünüyorum ya haftaya. Bilmiyorum ama sizler neler düşünürsünüz? Haftaya Arsenal epikleri gelecek arkadaşlar. Bastım. Haydi oğlum. Gel artık ama. Beckenbauer yapma bunu bize ya. Yapma bunu Beckenbauer ya. Maldini için. Abi 30 top kaldı ya. Gel artık be. Oha ya. Battı ya. Battım. Beckenbauer sevdası batırdı bizi arkadaşlar. Maalesef Beckenbauer sevdası batırdı bizi. Tek tek mi açsam acaba? 20 top kaldı. 900'lük mi açsak, tek tek mi açsak? Şimdi kararsız kaldım. Tek tek açacağım. Yok. Tamam. Geçtik. Batırdı bizi Konami. Beckenbauer aşkı maalesef bizi batırdı arkadaşlar. Gel artık be. Gel artık be.
Gel artık be. Haftaya Patrick Vieira gelecek. Yani öyle temenni ediyorum arkadaşlar. Gel artık. Beckenbauer aşkı mahvettin bizi. Ama Maldini ile de çok iyi ikili olacak ya. Hani daha arkama bakmam arkadaşlar. Yani stoperde kim oynasın, kim oynamasın öyle bir derdim olmaz. Gel artık be. Kaç top açtık? Kaç top kaldı? 16 top kaldı be. Yazıklar olsun be Gomani sana. Onluk da açmak istemedim. Yine yok. Yine yok. Yine yok. Yine yok. Yine yok. Son 15 top. Onluk açmadık. Ya gel artık be Gomani. Fofana. Bastık tekrardan. Yine yok. Maalesef. Kessie. Bak onluk açmadık gelmedi. Bak onluk açsaydık bir tane top kâra geçecektik. Harbiden dalga geçiyor bizimle ya. Son 10 top kaldı zaten ya. Son 10 top kaldı. Yazıklar olsun Gomani sana. Yazıklar olsun, batırdı beni ya. Beckenbauer aşkı bizi mahvetti. Abi ya normalde big time'ı son topa bırakır. Abi onluk açsaydım keşke ya. Bir tane avantajım olurdu ya. 100 My Club parası avantaja geçmiş olurduk. Çok merak ediyorum. Kaçıncı top da verecek? Yine yok. Son 9 top. Ağam bizimle eğlenir. Ağam bizimle eğlenir. Yine yok. Enteresan ya. Vallahi enteresan. 8 top kaldı, son 8 top. Yine yok. Yedi top. Bakalım kaç top kala verecek? Çok merak ediyorum. Yine yok. Yine yok. Enteresan bir olay ya. Son 5 top kala yine yok. Harbiden Konami bizimle eğleniyor ya. Ciddi söylüyorum, Konami bizimle eğleniyor. Son 4 top. Yine yok. Oğlum Beckenbauer geldi de ben mi göremedim acaba? Bir saniye ya. Ben mi göremedim acaba? Yok abi gelmemiş ya. 4 top kaldı ya. Bastık. Geldi. Son 3 top kala geldi. Yazıklar olsun Gomani sana. Sana yazıklar olsun. Beckenbauer aşkı bize kaç My Club parasına mal oldu? Yani 150 topu açmış olduk neredeyse. Erken bulursam şuradan bir tur daha çevirmeyi düşünüyordum ama 6000 My Club parası kaldı. Artık Beckenbauer için yani haftaya Arsenal gelecek. Ondan sonraki hafta Barcelona gelecek. Barcelona'dan neyse. Şimdi mağazaya geldik arkadaşlar. E-futbol puanını yani en uygun bu oyuncu için alınır arkadaşlar. Bu oyuncu için alınır bence. Şimdi bu arkadaşı nasıl maxlayacağımızı da göstereceğiz. E-futbol puanımızı da alalım hemen. Robert Pires'i. Başka zaten nereye harcayacağız ki e-futbol puanını harcayabileceğimiz. Ya en azından böyle bir denemek istiyorum. Nasıl oynuyor diye Robert Pires'i. Onu alalım. Bir de adaylı sözleşmeden Real Madrid maçının yıldızı Bernardo Silva. Zaten aklımda vardı Bernardo Silva. Onu da alacağım arkadaşlar. Bernardo Silva'yı da takımımıza ekleyelim. Adaylı sözleşmeden kesinlikle hak eden oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bernardo Silva'mız. Şöyle geldik. Buradan Bernardo Silva'yı da alalım. Buradan Arda'yı almıştık. 5 yıldızlı adaylı sözleşme Bernardo Silva'yı da aldık. Şimdi bu arkadaşları bir maxlayalım arkadaşlar. Öncelikle Beckenbauer aşkı bizi batırdı. Maalesef. Şöyle geldik. Oyuncular dedik. Tamamdır. Şimdi öncelikle Beckenbauer'dan başlayacağım. Şimdi Beckenbauer'ı şu şekilde seviye antrenmanı diyelim öncelikle bir arkadaşlar.
Böyle. Tamam. Şimdi Beckenbauer oyuna göre maxlarsanız arkadaşlar 99'da kalıyor. Bilginiz olsun. Zaten bundan bahsetmiştim. Oyuncu ilerlemesi dedik. Mesela bu şekilde maxlarsanız otomatik dağıt dedik. Bu şekilde maxlarsanız 99'da kalıyor. Bilginiz olsun. Ama savunmadan 2 tane alıp bir tane fiziksel temasa 4 tane de hızlanmaya verirseniz bu şekilde 100 oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde 10 tane savunma yeterli olacaktır. 97 defansif farkındalık gayet güzel. Hatta şöyle takıma şöyle Maldini'mizin yanına da bir koyalım. Oyunun bence en iyi ikilisi oldu. Beckenbauer'ımız nerede? Burada. Gel bakalım Beckenbauer. Aynı. Abi. Çok iyi olmadı mı? 100 Beckenbauer, 101 Maldini. Bence oyunun en iyi ikili stoperi. Muhteşem ikili oldu. Yani artık defans kafam rahat. Defansa artık bakmaya gerek yok. Robert Pires'i ben şu şekilde maxlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim sizlere. Robert Pires'i şu şekilde maxlayacağım. Şimdi şöyle bir saniye kameramızı şöyle sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle şuraya çektik. Şimdi bu şekilde maxlayacağım. Tabii ki bence otomatik yükselttiğimizde 95 oluyor. Bu şekilde bence çok iyi arkadaşlar. Sadece ben iki tane şeye vermek için bir tane pas vermeden 90 olmadığı için bir tane de top sürmeden alıp şuradan şeye vereceğim. Şu şekilde. Bu şekilde maxlayacağım. Bu şekilde kaç oluyor? 94 oluyor. Hangi şekilde 95 oluyordu? ...95 olmuyor hiçbir şekilde. Ya da bir tane alalım buradan. Şöyle. Bu şekilde de olmuyor. Bir tanesinde olması lazım ya. Heh, bu şekilde oluyor. Tamam. Tamam, bu şekilde 95 oluyor. 3 pas verme. Yani bu şekilde maxlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de takım oyun tazına verdiğiniz zaman en azından iyi olabilir bu şekilde. Hangisinden alırsak hepsinde 95'e mi düşüyor? Aynen, top sürme yine 95'e düşüyor. Aynen, sadece bir tane ekleyebiliyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Bu şekilde maxlarız. Bence gayet güzel özellikleri arkadaşlar. Bu şekilde Pires'i maxlayabiliriz. Hemen ekranımız dondu. Hemen bir saniyeliğine arkadaşlar hallediyorum. Ekranımız hemen geri gelsin. Devam ediyoruz. Böyle yaptık. 3 tane yeterli, fazla mı oldu? Böyle 26.000 puan. Tamamdır. Oyuncu ilerlemesi. 3 tane pasa vereceğiz. 3 tane pasa vereceğiz. Pas. 4, 4. 4. Bu şekilde değil mi? Aynen, 92 oluyor. Şöyle bir kontrol ediyorum yanlış yapmamak için. Bir tane artıyor. 84, 86, 87 top sürme. Özellikleri kötü değil ha arkadaşlar. İyi bence. Tamam, bir tane de takım oyun tarzına basacağım. Bir tane de takım oyun tarzına basalım. Hızlı kontratak. Tamam. Tamam. Bu şekilde 95 oluyordu. Şöyle bir bakalım hatta. Şöyle bir dizilişimizi değiştirelim. Şu dizilişe geçelim. Robert Pires'i bir bakalım. Alınma sırası dedik. 95 oldu aynı. 95 oldu Robert Pires arkadaşlar. Geriye geldik. Bernardo Silva'yı da hemen bir maxlayalım arkadaşlar. Bernardo Silva'yı da göstereceğim. Nasıl maxlamalıyız? Ben şu şekilde maxlayacağım. Öncelikle oyuncumuza gelelim. Takımım dedik, oyuncular dedik. Bernardo Silva seviye antrenmanı. Böyle hemen hızlı bir şekilde. Tamam. Bernardo Silva
Oyuncu ilerlemesi. Hemen Bernardo Silva'ya da bir bakalım arkadaşlar. Bernardo Silva normalde oyun bu şekilde maxlıyormuş. Kaç oluyormuş? 99 oluyordu sanırım. Böyle yapalım. 99 oluyor. Ben top sürmeden bir tane alacağım. Alt vücut gücüne vereceğim. Nasıl oluyor? Yine 99 oluyor. Bence bu şekilde daha mantıklı arkadaşlar. Hatta pas vermeden de bir tane alıp alt vücut gücüne verdiğimiz zaman 8 yaptık alt vücut gücünü. Bence bu şekilde gayet makul oluyor arkadaşlar. Yine 99 oluyor zaten her halükarda. Bu şekilde maxlamak bence mantıklı. Hemen oyuncu otomatik dağıt dedik. Ne yaptık? 2 tane buradan aldık. Bir tane pastan aldık. Buraya verdik geri kalanını. Tamam, bu şekilde maxladık değil mi? Doğru mu yaptık? Bakıyorum 4, 7, 8, 8, 8. Aynen. Doğru yaptık sanırım. Yani 77 hız olmuş oldu. Doğru mu yapmışız? Bakıyorum. Aynen. 77 hız. Bu şekilde Bernardo Silva'mızı da maxladık. Onu da bir takıma koyalım. Mateus'u şimdilik kalsın arkadaşlar. Kafamda bir tasarlamam lazım Mateus'u. Bernardo Silva kaç oldu? 99. Aynen. Robert Pires'i, Beckenbauer'ı ve Bernardo Silva'yı takımımıza katmış olduk. Videomuzu da burada noktalandırırım. 16 dakika oldu. Vallahi biraz değil, bize bayağı bir maliyetli oldu. sağlık olsun demekten başka çare yok. Beckenbauer aşkı bizi mahvetti maalesef bugün arkadaşlar. Tabii ki bu kadroyla bir maç gelir. Bernardo Silva, Pires'i denemek istiyorum özellikle. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.